Sayın Kerestecioğlu HDP grubu adına buyurunuz. Sayın Başkan, öncelikle şu anda halen milletvekillerimizin Kandıra cezaevi yolunda olduğunu ve orada aslında Kandıra girişine Kandıra'ya giremezsiniz diyerek e, valilik emri olduğu iddia edilen bir emirle Grup Başkan Vekilimiz Çağlar Demirel'in de içinde olduğu vekillerimizin bekletildiğini ve böyle bir utancı yine bu parlamentonun yaşadığını e, ifade etmek isterim. Bununla ilgili derhal e, bir girişimde bulunulmasını ve e, başkanlığınızın da bu konuda e, bir adım atmasını rica ediyoruz. Şimdi... E, Ala Dağ'da çok büyük bir e, facia yaşandı ama e, şunu ifade etmek isteriz ki artık e, bu halk, bu meclisin sadece e, rahmet ve taziye bildiren bir yer olmasından da e, sanıyorum bıktı ve endişe ediyor. Öncelikle sorulması gereken üç soru var. İlk soru bu çocukların orada ne işi vardı? Şimdi mesele denetim meselesi değil sadece. Bu çocukların orada ne işi vardı? Bunu sormak istiyoruz. Çünkü 11-14 yaş arasındaki çocuklar bu çocuklar ve aslında izin orta öğretime yani ilk öğretimde böyle bir izin verilmesi, böyle bir yetki söz konusu değil. Dolayısıyla lise ve üniversite çağındaki çocuklar için ancak yurtlar, özel öğrenci yurtları açılabilecekken bu yaştaki çocukların orada ne işi vardı? O nedenle kimse ihmali olan varsa demesin. Başta ihmali olan şey şu anda iktidarın çocuk politikalarıdır. Bu... Açıyorum Sayın Kerestecioğlu. Bu politikalar Ensar'la da kendini göstermiştir. Kayımder'le de kendini göstermiştir. Yapılan başka istismarlarla da kendini göstermiştir. Çocukları, özellikle yoksul çocukları sadece cemaatlere mecbur ediyorsunuz. Parası olanları da özel yurtlara. Oysa Eğitim layık, demokratik, çoğulcu, ana dilde ve parasız bir eğitim olmalıdır. Bunu tamamen ortadan kaldırdınız. Bu nedenle öncelikle Aladağ Kaymakamı'nın Milli Eğitim Müdürü'nün adı, valinin daha önceki Adıyaman valisiydi zaten Gerger'deki istismar olayı da yaşanırken. Bunların istifa etmesi gerekiyor ve bakanların da bu konuda sorumluluğunun tespit edilmesi gerekiyor. Son bir şey söylemek istiyorum. Özellikle tespit ettik, araştırdık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir yangınla ilgili yayın yasağı getiriliyor. Demek ki Lütfen tamamlayınız, buyurun. İlk defa bir yangınla ilgili yayın yasağı getiriliyor. Demek ki aslında hakikati şu andan karartma gayretindesiniz ve e, maalesef FETÖ yurtlarının, FETÖ yurtları dediğiniz yurtların şu anda hepsi TÜRGEV'e devredildi ya da başka cemaatlerde. Siz acaba, hakikaten sormak istiyoruz hükümete, yeni bir darbe olmasını mı bekliyorsunuz, onlara nasıl tepki gösterdiyseniz bu cemaatlerde nasıl yapılanmaların olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. O nedenle denetimlere açık olun. Yayın yasakları getirmeyin. Şeffaf olun ve çocuklarımızın canlarını yakmayın. Bunun sorumlusu özellikle sizlerin çocuk politikalarıdır. Teşekkür ederim.